Şu anda ilk önce meclis başkanlığı, meclis üyeleri seçilecek. Meclis üyeleri seçiminden sonra başkan ve yönetim şekli belli olacak. Ama şu anda net olarak ortaya çıkan birkaç tane arkadaşımız var. 2-3 kişi başkan adayı olduğunu ifade ediyor. Ama şu anda başkanlık için önemli olan ilk önce meclis seçimlerini yapmak lazım. 12 tane grupta toplam 25 tane meclis üyemiz çıkacak. Bunların kimin kazanacağını bilmediğimiz için şu anda yapılan iddiaların hepsi bu da henüz ortada. İnşallah biz de eski ekip olarak aynı şekilde yönetimimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yarın sabah da inşallah 9'da sandıklar açılacak. Akşam 5'e kadar tahmin ediyorum devam edecek. Seçimleri tamamlayacağız. İnşallah hayırlı bir seçim olur. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası Kırşehir ve Kırşehir'in geleceği için çok önemli. İnsanların buradaki tercihlerini yaparken gerçekten hizmet noktasında değerlendirmeleri, eş dost tanıdıktan ziyade yapılan hizmetlere, yapılabilecek hizmetleri değerlendirip oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki kaç kişi oy kullanacak? Yaklaşık bizim üyelerimiz 1100 civarında oy kullanacak. Bunun yanında 500 kişi kadar askıda olduğu için oy kullanamıyorlar. Askıda da borçları olduğu için veya adres değişikliklerini, işlemlerini yeterince zamanında yapmadıklarından dolayı oy kullanamayacaklar. 1100 civarında üyemiz dediğim gibi 12 grupta oylarını verecekler ve 25 tane meclis üyemizi seçecekler. Bizim burada en büyük arzumuz şu, yapılan hizmetleri üyelerimizin görmesini arzu ediyoruz. Biz Kırşehir Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na geldiğimizde o eski köhne binayı herkes biliyordu. O köhne binayı biz borçla devraldık. O borcu ödedikten sonra o binayı tamamladık. İlk önce K belgesini, hizmetimizi tamamladık. K belgesi vermeye başladık. Projeler yaptık, proje masası oluşturduk. Kırşehir'e 123 milyar kilim projesi, 700 bin dolar kümelenme projesini kazandırdık. Bunlar hibeydi bu paralar. Bunun yanında Ahi Külliyesi için 7 trilyon para gelmesini sağladık. Geçtiğimiz hafta biyogaz enerjisi için 5 trilyon para sağladık. Bunun haricinde de teşvikle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Kırşehir'de kapanacak olan bir takım müdürlükler vardı. Bunların kapanmaması için mücadeleler ettik ve kazandık. Tabii ki bunu sadece biz yapmadık ama bizim çok ciddi desteğimiz vardı. Yeni KOSGEB gibi bir takım müdürlüğün kurulması için çok büyük gayretler gösterdik. Ya bu 4 yıllık süremiz bizim oldukça dolu geçti. Ve Kırşehir'de yine böyle bir çalışacak ekibin bulunmasında fayda var. Buradan beklenti içerisinde olan, buralardan bir şeyler kazanacak insanların odaya gelmesi yine kendilerine kazandıracak. Yine Kırşehir'e bir şey vermeyecek. Bu konuda üyelerimizin çok hassas davranacaklarını düşünüyorum.